Bir kamyon gücüne sahip bu araç tıpkı bir motosiklet gibi kullanılabiliyor. Şu anda İtalya'nın Po Nehri kıyısında hovercraft denilen araçları yakından tanıyacağız. 50 yıl önce icat edilen hovercraft, acil durumlarda hayat kurtaran çok yönlü ve esnek bir taşıt. Hava minderi ve bir pervaneyle çalışan, hem suda hem de karada gidebilen bu araç, otomobil ve teknelerin giremediği birçok yere kolaylıkla girebiliyor. Karmaşık bir yapıya sahip bu aracı daha basit bir hale getirmek için araştırmacılar önemli çalışmalar yaptı ve yeni buluşlara imza attı. En önemli yeniliklerden biri yüzey kontrolü oldu. Flapton denilen ve araca eklenilen bir parçayla hovercraft aracının manevra yapma kabiliyeti büyük oranda arttı. Bu komut sayesinde aracın burnu aşağı yukarı sağ ve sola hareket ettiriliyor. Bu aracın motoru tıpkı teknelerin arkasına takılanlar gibi çıkarılıp diğer bir hovercraft'e takılabiliyor. Ya da bu pervanelerden ikisini aynı araca takıp motoru daha da güçlendirebiliyorsunuz. Hovercraft'lar çevreyle ilgili araştırmalarda, örneğin petrol sızıntısı ve ölçüm amaçlı çalışmalarda veya arama kurtarmada da kullanılabiliyor. Hovercraft'lar nehir, deniz ve hatta sel suları üzerinde bile kullanılabiliyor. Bu araç birçok soruna çözüm olabilir. Ancak hovercraft sürücülerinin nasıl hareket etmesi ve suda boğulan birine nasıl yaklaşması gerektiği konusunda çok iyi eğitilmesi gerekiyor. Peki yeni nesil hovercraftlerle çalışma fikri nereden çıktı? Araştırmalar İtalya'nın Liguria şehrinde bulunan bu tarihi karede yapılıyor. Gemi inşaatı mühendisleri ve uzmanlar burada her bir detayı tek tek kontrol ediyor ve proje müdürü Marco Mastrangeli'ye iletiyorlar. 20 sene önce Amerika'da küçük hovercraft motorları üreten bir firma satın almıştım. Çünkü Venedik'te büyük bir pazar olduğunu gördüm. Ancak bu hovercraftlar çok küçüktü ve çift zamanlı motorlara sahipti. Bu motorları olan tutku Avrupa'daki bir araştırma projesinde hayat buldu. Ancak büyük zorluklar devam ediyor. HovaSpill adlı birlik altında makine mühendisleri ve sıvı devinimi uzmanları daha güçlü pervaneler üretmek için birlikte çalışıyor. Özel bir araç üretebilmek için bütün bunların bir araya gelmesi gerekiyor. Bu takım çalışması sadece çok yönlü ve farklı alanlarda kullanılabilen bir araç üretmekle kalmamış. Aynı zamanda deniz ve göl kıyılarında oluşabilecek her türlü kazalar için Shore Sentinel adında bir acil yardım platformu kurulmuş. Shore Sentinel'in merkezi Venedik'te bulunuyor. Ve Po Nehri boyunca yaklaşık 200-300 belediyeye hizmet kapasitesine sahip. Acil durumlarda Hollanda'nın Rotterdam limanında hazır bekleyen hovercraftler dünyanın farklı bölgelerine gönderilerek arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunuyor. Rotterdam pronti per essere spediti.